Aşağıdakilerden hangisi böyle bir ülkeye ait özellik olamaz? Bazı ülkelerin nüfuslarının azalmaya başladığından ve bu ülkelerin gelecekte nüfusla ilgili sıkıntılar yaşayacağının öngörüldüğünden bahsedilmiştir. Gelişmiş ülkelerin özelliğidir ve nüfuslarını artırmak için çeşitli politikalar uygulayan ülkelerdir. Gelişmiş ülkelerde doğum oranlarının düşük olmasından dolayı ve ortalama yaşam süresinin uzun olmasından dolayı nüfus yaşlı nüfus miktarı fazladır. Hizmet sektöründe çalışanların oranı fazladır. Ulaşım hizmetleri gelişmiştir. Doğum oranlarının az olmasından dolayı da nüfus piramidinin tabanı dardır. Fakat gelişmiş ülkelerde iç ve dış göçlerin fazla olduğu söylenemez. D seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerin hangisinde bu nüfus politikalarını uygulayan ülkeler doğru olarak verilmiştir? Nüfus artış hızını azaltma yönünde politikalar çin için uygundur. Nüfus artış hızını artırma yönünde politikalar Avrupa ülkeleri için, İngiltere için, Fransa için uygundur. Nüfusun niteliğini iyileştirme yönünde politikalar da Türkiye için uygundur. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar olan süre içinde aşağıdakilerden hangisine yönelik nüfus politikası uygulanmamıştır? Nüfusun niteliğinin iyileştirilmesine yönelik politikalar 2000 yılından sonra uygulanmaya başlamıştır. Nüfus artış hızının azaltılması yönünde politikalar 1963 yılından 2000 yılına kadar uygulanmıştır. Nüfus artış hızının yükseltilmesi yönünde politikalar 1927 yılından 1963 yılına kadar uygulanmıştır. Ana çocuk sağlığının iyileştirilmesi yönünde politikalar da 1960 sonrasında ama özellikle 1985 sonrasında vurgulanmıştır. Fakat nüfusun şehirlerde toplanmasına yönelik bir politika olması beklenemez. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki liman şehirlerinden hangisinin küresel bir fonksiyon kazanmasında bu etki daha belirgindir? Yeryüzünde farklı özelliklere sahip bazı önemli şehirler bulunmaktadır. Bu şehirlerin bölgesel ve küresel ölçekteki önemi sadece sahip olduğu coğrafi özelliklerle sınırlı olmayıp ülkelerin ekonomik gücüde şehirlerin fonksiyonel özelliklerinin belirgen, belirginleşmesinde önemli bir etki yapmaktadır deniliyor. İskenderiye Mısır'da bulunmaktadır. İzmir Türkiye'de bulunmaktadır. Kalküta Hindistan'da bulunmaktadır. Basra Irak'ta bulunmaktadır. Bundan dolayı bu ülkelerin fazla gelişmemiş olmasından dolayı bu şehirlerin de dünya ölçeğinde etkisi azdır. Fakat Hamburg limanı Almanya'da bulunmaktadır. Almanya günümüzün önemli sanayi ülkelerinden biridir. Önemli ticaret ülkelerinden biridir. Bundan dolayı Almanya'nın büyük olması Hamburg limanının da önemli bir liman olmasında etkilidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki kentlerden hangisinin küresel çapta etki alanının diğerlerinden daha dar olması beklenir. Berlin Almanya'nın başkentidir. İdari fonksiyonu bulunur. İngiltere'nin başkenti Londra'dır. Rusya'nın başkenti Moskova'dır. Fransa'nın başkenti Paris'tir. Bunlar küresel çapta etki alanı fazla olan şehirlerdir. Fakat Belgrad Sırbistan'ın başkentidir. Belgrad diğer şehirlerimiz kadar verilen diğer şehirler kadar gelişmiş değildir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Sanayi devriminin ilk yıllarında 6 milyon civarında bir nüfusa sahip olan İngiltere'nin 80 yıl gibi kısa bir sürede nüfusu 14 milyonu aşmıştır. Bu hızlı nüfus artışı o zamana kadar dünyanın hiçbir ülkesinde karşılaşılmayan bir gelişmeydi. Bu artışa neden olan faktörler arasında durumlarından hangileri gösterilebilir? Bu dönemde çocuk sayısına göre yardım alınması, devletin desteği, ailelerin fazla çocuk sahibi olma isteği, ve çocuk iş gücüne olan talebin artması gibi özellikler nüfus artış hızının yüksek olmasında etkili olmuştur. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu şehirlerin kurulduğu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Okyanus kıyısında yer almaları ortak özellik değildir. Baktığımız zaman Basra Körfezi kıyısında yerleşmeler görüyoruz. Akdeniz kıyısında yerleşmeler görüyoruz. Yağışın fazla olması ortak özellik değildir. Verilen yerlerden ikisinde yağış miktarı fazlayken diğer ikisinde yağış miktarının az olduğunu söyleyebiliriz. Sıcaklığın düşük olması bu yerler için ortak bir özellik değildir. Bunlarda sıcaklık değerleri yüksektir. Su kaynaklarının zengin olması, akarsular çevresinde kurulmuş olmasından dolayı su kaynaklarının zengin olduğunu söyleyebiliriz. Yer şekillerinin dağlık olması da ortak bir özellik değildir. Bu yerlerde genellikle yer şekillerinin sade olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Haritada gösterilen yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bu bölgelerden Mezopotamya şurasıdır. Mısır medeniyetinin bulunduğu yer, Mısır'ın bulunduğu yer şurasıdır. Hindistan şurada Hindistan bulunur. Çin şurada bulunur. Fakat burada Yunanistan gösterilmemiştir. Yunanistan biraz daha yukarıda bir yerde yer alır. Şurada Yunanistan bulunur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel çapta etki alanının diğerlerinden daha dar olması beklenir? Moskova, Hong Kong, Londra, Paris gibi yerler dünyada etki alanı geniş olan şehirlerdir. Fakat Bulgaristan'ın başkenti olan Sofya diğerleri kadar etkili değildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi bir kentin büyümesinde en az etkilidir? Kentlerin büyümesinde ticaret, endüstri, turizm, madencilik gibi faaliyetler etkili olmuştur. Fakat günümüze kadar kurulan şehirlere baktığımız zaman arıcılıktan dolayı çok fazla gelişme gösteren ve etki alanı genişleyen şehir bulunmamaktadır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki akarsulardan hangisinin havzası şehirleşme bakımından diğerlerinden daha geridir? İndus Nehri'nin çevresi, Fırat Nehri'nin çevresi, Ganj ve Nil Nehri'nin çevresi oldukça fazla nüfuslanmış yerlerdir. Fakat Ekvatoral bölgede yer almasından dolayı sıcak ve nemli iklim koşulları nedeniyle Kongo e, havzası çok fazla nüfuslanmış bölgeler içerisinde yer almaz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki şehirlerin hangisi hem sanayi hem tarım şehri olarak nitelendirilebilir? Iğdır şehrimiz tarım faaliyetleriyle, Muğla tarım ve turizm faaliyetleriyle, Zonguldak madencilikle ve tarımla bilinir. İstanbul sanayi, ticaret, turizm gibi faaliyetlerle bilinir. Adana şehrimizin gelişmesi ise daha çok sanayi ve tarımla olmuştur. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Grafiğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Toplam nüfus sürekli artmıştır deniliyor. Baktığımız zaman bu bilgi doğru. 2010 yılında şehir nüfusu kır nüfusundan fazladır deniliyor. 2010 yılında artık şehir nüfusunun kır nüfusunu geçmiş olduğunu görüyoruz. Bu bilgi doğrudur. 2030 yılında nüfusun 8 milyarı aşacağı tahmin edilmektedir deniliyor. Baktığımız zaman 2030 yılına gelindiğinde 8 milyardan daha fazla nüfus olduğunu görüyoruz. 2000 yılından sonra ülkeler arası göçler artmıştır deniliyor. Burada bu grafikte bununla ilgili bir bilgi yoktur. Buna ulaşılamaz. 2030 yılında kır nüfusunda artış beklenmemektedir denilmiş. 2010 yılından sonra genel olarak kır nüfusunun azaldığını görüyoruz. Bu bilgiye de ulaşılabilir. Doğru cevabımız D seçeneğidir.